Şelaleler Şehri'nde yeni bir programla, yeni bir rotayla beraberiz. Bugün neredeyiz? Çamaş'tayız. Çamaş'ta çok özel şelaleler rotasındayız. Yine işte bugün bir rotadan başlayalım dedik. Rotanın devamı sürpriz. Bakalım bizi bu hat nereye götürecek? Haydi. Şelaleler Şehri sürprizlerle bizi şaşırtmaya devam ediyor. Çok zorlu bir parkur, zorlu olduğu kadar keyifli bir şelale parkurundan geçtik. 15'in üzerinde şelale, muhteşem bir manzara, harika bir kanyon içerisinden. Çok bilinen bir alan da değil, onu söyleyeyim. Uzun Ali Taşlık dayız. Harika bir rota. Şimdi de hep böyle söylediğimiz bir konu var. Bizim şelalelerimizin yanlarında tabii ne oluyor? Bir de şelale değirmeni var. Şelale değirmenlerinin önemli bir kısmı kalmış durumda. Tarihi değirmenler bunlar. Bunlar hayata tekrar geçirilsin. Efendim turizm açısından bir değer olsun da istiyoruz. Şimdi onun güzel bir örneğini göreceğiz burada. Taşlık hattı üzerinde muhteşem bir taş şelale değirmenine doğru ilerliyoruz. Hatta oraya geçerken yanında da bir köprü olduğu söyleniyor. Ahşap tarihi bir köprünün üzerinden geçerek rotamızı sürdüreceğiz. Haydi bakalım. Korunmuş, bakımlı bir değirmen bu iki mahalleye birden hizmet ediyor değil mi? Uzun Ali ve Kemal Paşa mahalleleri eskiden köydü ama şu an mahalle olduğu için yani o zamanlar aşağı yukarı 500 hanelik bir oturumlar vardı. Nüfusa da kalabalıktı. Ama bu değirmen buraya cevap veriyordu. Geçmişte dedem Toma Dursun burayla ilgileniyormuş. Yani aşağı yukarı 70-80 sene önceleri falan. Onun dışında işte babamlar ilgilendi. Bu işin ustalığını anlıyordular bunu. Bozulduğu zaman, yıkıldığı zaman yapabiliyordular. Onun dışında yine bu değirmene tabii ki aylık, yıllık duranlar oldu. O zaman buralar
affedersin at eşek gatır kapılar doluydu yani. Tabii, tabii. Millet gece gündüz burada mısır ötüyor. Genelde mısır tabii mısır, yani, mısır getiriyorlar. Genelde mısırdı yani. Tabii. O şekildeydi ve şu an burası yine aynı az önce anlattığımız gibi cevap veren bir değerim. Su aktığı zaman bu döner vaziyette zaten. Bu asıl taşı değil mi? Yani değirmen taşı, evet. Taşı kim bilir kaç yani bu, asırlık. Yani asırlık evet. Bak bak sübürkeleri bile hepsi burada yani. Temizlik yapmak için. İşte şu un almak için yani buradan kürek diyoruz. Yani hepsi şu an şu da taşı aşağı yukarı şuna takılıyor bu taş. Burada makası var böyle. Şimdi bu dönüyor. Döndüğü zaman dişemek için çeviriyoruz ya ters evet, çeviriyoruz. Evet, evet. İşte bu taşı indirmek, kaldırmak için. Yani o güç bunda var. Ve dişemek gerektiğinde dişeniyor ve geri takılıyor. İşte mısırı olan geri üyütebiliyor. Bütün ekipman hazır yani, yani her şeyiyle. Şu an suyu saldığın zaman hocam bütün ihtiyaçlar. Dönüyor yani. Evet bu suyu burada değirmeni döndürmek için kullanıyoruz. Sonra şelaleler için aynen, su var. Aynen. Şelaleler için su var. Muhteşem değil mi? Yani sıkıntı yok. Evet, evet. Çok muhteşem. Şimdi düşünün buradaki mısır unundan yapılan, buradaki undan yapılan böyle güzel bir efendim yiyecek. Zaten burada onun kokusu yetiyor hocam. Sizin mesleğiniz de değil mi bu aşçılık var? Yani evet evet var var. Aşçılık var hocam. Mesela ne yapılır mısır unundan şöyle yöresel? Hocam buna ne yapılır? Mısır ekmeği yapılır, işte tava ekmeği yapılır, atıyorum buna turşu kısaltılır, hamsi kısaltılır, bunun unlarından yani vesaire işte dolmalar yapılır, işte yaprak dolmasıydı vesaire gibi çok şeyler yapılır. Mesela hocam. Tava ekmekleri yapılsa burada tava değil, ekmekler, gelenlere tabii. ikram edilse vesaire olmaz çok, mı hocam çok yani? Güzel bir turizm hani, değeri de olur sanki değil mi? Canlandırır olur, burayı, o zaman coşturur. Ne olur? Şimdi adam burada mısır ekmeği. Şu an zaten mısırların tam şu an pişme zamanı. Şimdi süt mısır diyoruz. Şimdi bizim ev yanında fırın da var. Fırına atıyorsun onu, kurutuyorsun, alıyorsun. Onun atıyorum kepiri denilir. Kepir, onu mesela pancar yemeklerine böyle atılır ondan. Onun ayrı bir kokusu olur, ayrı bir lezzeti olur yani. Yöresel lezzetler çok konusunda da. Yani aynen. Onları da en azından tanıtmak anlamında... çok değerli. Şimdi, pancar çorbası deriz. Lahana çorbası. Yani biz tanıdığımız dilden konuşalım. Pancar tabii pancar deriz. Diyoruz. Onun lahanaya. Turşusu olur. Mısır ekmeğiyle yenir. Onun kepirlemesi olur. Yenir. Yani dolması olur. Yenir. Yani mısır ekmeğinden. Mısır ekmeği çok lezzetli bir yiyecek ekmeğidir. Çok, yani. Çok. Hem insan tok tutar. Acıktırmaz. Kesinlikle. Hiç ve böyle şekerli şekerli de değil mi? Tatlı aynen, da tatlı, geliyor. Onun iç özü daha güzel. Onun iç özü var böyle. Bazen değirmene bazı mısırlar karşı gelir. Niye? Gelir. Yani biz büyüklerimizden duyduklarımız bunlar. Yani onun iç özü sert derler. Yani o hem daha insanı dirençli. Dirençli. Hem şeydir, lezzeti ayrıdır onun. Yani bazı mısır da boştur böyle. Lezzet olmaz. Ekmeği de sert olur. Ama bizim buranın o anlattığım mısırlar lezzetleri daha farklı oluyor, güzel oluyor. Yani damak tadı oluyor aynı. Damak tadı oluyor. Yani yedikçe böyle yutmak istemezsin onu. Ağzında böyle gezeleteyim deriz. Hakikaten yani onu yaşıyoruz biz. Bambaşka yaşadık bir lezzet. Yani, bambaşka evet. bir lezzet. Evet, bambaşka bir lezzet. Burada düşünün. Buranın mısırı, buranın değirmeninden öğütülüyor. Buranın suyuyla. Aa muhteşem, muhteşem. Her şey doğal hocam. Muhteşem. Yani hiçbir, sadece gübre bile kullansa bile sadece böyle fındıklara falan gübre atılır. Evet. Onun dışında hepsi doğaldır yani. Doğal. Evet. Ortam o kadar doğal ki hatta şu böyle tavana asılı yarasalar var. Ara ara gözlerim ona takılıyor. 1-2-3 tane var. Bakayım 2-3 tane görüyoruz. Şurada evet. var. Orada var. Orada var. Kameraman işte. Arkadaşım ayrıntı çekim aldı tahmin ediyorum. Evet. Meyve yarasaları değil mi bunlar? Nasıl hocam? Meyve yarasaları değil mi? Evet. Evet. Göresel bir adı falan bir şey var mı? Yok. 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 İsmi sadece yarasa. Girmiş. Orada adam. Çok da şeker diyorlar. İki tane incecik. Evet. Bacak şey gibi. Bir meyve falan gibi duruyor. O yapıştırıcı herhalde ayakları hocam. O öyle tutuluyor oraya. Öyle. Geceye kadar böyle. Geceye kadar böyle. Gece uçuşuyor sanırım. Gece uçuyorlar. Yani. Gece uçuyorlar. Evet. O zaman rotamıza devam edelim. Edelim. Burayı bir dışarıdan olarak. Görelim. Evet. Thank you.
Şelaleler şehrinde de sadece doğal güzelliklerimizi paylaşmıyoruz. Aynı zamanda kültürel değerlerimizi de paylaşıyoruz. Gelecek nesillere, ordu sevdalarına ulaştırmak istiyoruz. Bir nostalji, bir hatırlatma. Aslında birçok böyle mahallelerimizdeki, yükseklerdeki evlerde, evlerin yanlarında böyle ahşap, ama ahşap diyorum, taş, taş fırınlar var. Bu taş fırınlar çok özel fırınlar. Bunlar kurutma fırınları. İşte fasulye, bakın burada, hatta mısır, şöyle güzel süpürgesini de alıyorum. Şuradaki mısırları da alalım. En son burada mısır kurutulmuş bu kurutma fırınında. Şöyle, evet şöyle hafifçe çekelim. Bu mısır kuruları başka yöresel lezzetler üzerine de serpilebiliyor. Evet. Çok bambaşka güzelliklerimiz var. İçinin taş olduğunu görüyorsunuz. Tabii daha sonra dışı betonla sıvanmış kurabilmek adına. Ama hala özelliğini koruyan bir taş fırın. Ve buradan çıkan işte fasulyeler, değil mi? Kurutulmuş fasulyeler. Muhteşem. Bambaşka lezzetler oluyor. Aynı zamanda kışlık açısından da bir depolama, saklama, efendim hazırlık imkanı sağlıyor. Rotalarımızda böyle güzelliklerle karşılaşıyoruz. Görmeden de edemiyoruz. Evet, programa devam. Şelaleler şehrinde de sürprizlerle dolu bir rotanın sonuna geldik. Ve evet, değirmenden de çıktık. Değirmenle kapatıyoruz. Ahşap köprüyle kapatıyoruz bugünkü programımızı. Bir sonraki programda ordu sevdalarıyla buluşabilmek dileğiyle hoşça kalın diyorum.